Avrupa Birliği Konseyi, Schengen vizelerinin dijitalleşmesi için hazırlanan yeni kuralları kabul etti. Avrupa Birliği Konseyi'nin aldığı kararla, dijital Schengen vizesi, uygulamasının başlaması için siyasi süreç tamamlandı, geriye teknik düzenlemeler kaldı. Bugün alınan kararlar, imzalanmalarının ardından Avrupa Birliği resmi gazetesinden yayınlanacak ve bunun üzerinden 20 gün geçtiğinde yürürlüğe girmiş olacak. Dijital vize başvuruların ne zaman başlayacağı ise hazırlanacak vize platformuyla ilgili teknik çalışma bittiğinde duyurulacak. Avrupa Birliği'nin yeni uygulaması yürürlüğe girdiğinde, pasaportlara yapıştırılan vizeler dijital hale gelecek ve iki boyutlu barkod olarak internet üzerinden verilecek. Vizeler, mobil cihazlara indirilebilecek. Vize başvurusu yapanlar, internet üzerinden birçok dilde vize talebinde bulunabilecek. Yeni sistemle başvurular tek bir internet platformu üzerinden işlenecek. Gerekli evrakların dijital kopyaları bu platform üzerinden yüklenecek. Vize ücreti de buradan yatırılacak. Başvuru sahiplerine çoklu ülke ziyareti yapmak istediklerinde başvuruyu hangi ülkenin aldığı bildirilecek. Sistem Avrupa Birliği ülkelerinin sınır yönetim sistemleri ve veri tabanlarıyla uyumlu çalışacak. Schengen ülkelerinin konsolosluklarına sadece ilk kez vize başvurusu yapanlar, biyometrik verileri geçerli olmayanlar ve yeni pasaport alanlar gitmek zorunda kalacak.